Hürmetli arkadaşlar merhaba. Ben Ahmet Ekinci. Bugün sizlerle 1982 Anayasası'na göre Anayasa Mahkemesi'nin karar türleri ve bu kararlarının sonuçlarından bahsedeceğiz. İlk iki videoda Anayasa Mahkemesi'nin demokratik meşruluğundan, ne gerekçelerle kurulduğundan bahsettik hangi normları ne şekilde denetlediğinden yani denetiminin kapsamından ve türlerinden bahsettik. Anayasa Mahkemesi ile ilgili olarak son olarak da şimdi ne tür kararlar verdiğinden ve bu kararlarının özelliklerinden bahsedeceğiz kıymetli arkadaşlar. Öncelikle Anayasa Mahkemesi çok açık bir şekilde tahmin edilebileceği üzere incelediği normun anayasaya uygun olduğunu düşünüyorsa esastan red verecektir. Eğer incelediği normun anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorsa esastan inceledikten sonra söz konusu normu iptal edecektir. Yani iptal kararı verecektir. Elbette burada bir önceki videoda da bahsetmiştim. Örneğin başvurucunun gerekli şartları taşımadığı, gerekli süresi içerisinde başvurunun yapılmadığı veya da başvurulan normun Anayasa Mahkemesi'nin denetimi kapsamında kalmadığı gibi şeyler tespit edilirse de ilk incelemeden red kararı verilecektir. El burada ilk incelemeden red karar vermek ile işin esasına girerek incelediği normun içeriğinin anayasanın içeriğine uygun olmadığı yani esasına uygun olduğundan dolayı red karar vermesi arasında fark vardı. Onda 10 yıllık yasak meselesinde gördük. Bir önceki videoya yine bakılabilir. Burada Anayasa Mahkemesi'nin iptal ve red kararlarından başka kendi içtihatıyla ürettiği bir takım kararların da olduğunu görüyoruz. Kısaca bunlardan bahsetmekte fayda var kıymetli arkadaşlar. Bunlardan ilki yürürlüğün durdurulması kararı. Arkadaşlar yürürlüğün durdurulması bilhassa İdare idari yargı e, kapsamında yürütmenin durdurulması çerçevesinde zaten aşina olduğumuz bir kurum. Ancak söz konusu Karar türü idari yargılama usul kanununda açıkça düzenlenmiş bir kurumdur. Öyle ki telafisi güç veyahut da imkansız zararların ortaya çıkma ihtimalini yüksek olduğu durumda idare mahkemeleri bu zararın ortaya çıkmasından evvel kararını sonuçlandırana kadar söz konusu idari işlemi durduruyor. Bunun amacı nedir? Eğer idari işlem uygulanmaya devam ederse telafisi imkansız bir zarar çıkacak ve ben incelemem sonucunda bu idari işlemin hukuka aykırı olduğunu tespit ederek iptal edersem iptal etmemin bir anlamı kalmayacak. Aslında buradaki amaç mahkemenin kararının etkinliğini korumak bir anlamda. Ve açıkça bir işlemde hukuka aykırıysa bunun hukuka aykırı sonuçlarının ortaya çıkmasını da engellemek. Peki Anayasa Mahkemesi bu yönde kararlar verebilir mi? İşte bu tartışmalı. Kıymetli arkadaşlar açıkça Anayasa Mahkemesi'ne yürürlüğün durdurulması kararının verme yetkisi verilmemiştir. Bu 6216 sayılı kanunda yer alan kurumlardan biri değildir. Ancak Anayasa Mahkemesi yine bu ee, kararının etkinliğini korumak için böyle bir karar verme yetkisini kendisinde görmüştür. Anayasa mahkemesi ee, aynıca ben bir kanunun hukuki, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal kararı verebiliyorsam azada yürür onu bir süre durdurma kararı da verebilmeliyim. Yani çoğa yetkili olanın azada yetkili olduğu düşüncesi burada hakim olduğunu görüyoruz. Diğer yandan şimdi birazdan göreceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin kararları geçmişe etkili değil. Geleceğe etkili. Geçmişe etkili olmamasının şöyle bir sonucu var. Kanun çıkıyor çıkar resmi gazete yayınlanır yayınlanmaz da yürürlüğe giriyor. Bazen öyle ki yürürlüğe girer girmez uygulanma imkanı var ve Anayasa Mahkemesi kararını verene kadar atı alan Üsküdar'ı geçmiş olabilir. E, o süreçten sonra işlemler gerçekleştirildi, yapıldı. Anayasa Mahkemesi o kanun anayasaya aykırı bulup iptal etse bile karar geçmiş etkili olmadığından o süre içerisinde yapılan işlemler hukuk uygun kabul edilecektir ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı etkisizleştirilebilecektir. Yani örneğin yasama organı, bir, bir devlet varlığının satılmasına ilişkin bir kanun çıkartabilir. Bu, bu açıkça anayasaya aykırı olabilir. Ama ancak anayasa mahkemesi bunu iptal edene kadar yürütme bu satım işlemini gerçekleştirdiği anda artık anayasa mahkemesinin verdiği karar bir anlamı yok. Yani anayasa mahkemesi de burada tıpkı idari merciler, idare, idari yargı mercileri gibi telafisi güç veya imkansız bir sonuçlara yol açmaması nedeniyle kanunun yürürlüğünün son Anayasa Mahkemesi son kararını verene kadar durdurulmasına hükmedebileceğini burada kendisi karar vermiştir. 93 yılında bu kararı veriyor. Kısa bir araştırma ile Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde 159 adet karar verdiğini tespit ettim kıymetli arkadaşlar. Ancak hem Haşim Kılıç, Oğuz Akdoğanlı ve Mustafa Bumin gibi Anayasa Mahkemesi üyeleri hem de doktrinde söz konusu yetkinin Anayasa Mahkemesine doğrudan verilmiş bir yetki olmadığı ki hiçbir organ ya da merci anayasal olarak kendisine verilmiş olmayan bir yetki kullanamaz. Hem de bunu yorum yoluyla çıkartmanın ileride kötü amaçlarla kullanılabileceği gibi ayrıca nedenlerle bu yetkinin Anayasa Mahkemesi tarafından kullanılmasının anayasaya uygun olmadığını düşünmektedir. Zira eğer bir açıkça anayasaya aykırılık var ise ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkacaksa yürürlüğün durdurulması kararı vermektense kurul olarak toplanıp hızlı bir şekilde anayasaya aykırılığın tespit edilerek kanunun ya da ilgili hükmün iptal edilmesi daha uygun olacaktır. Yani yargılamanın hızlandırılması bu noktada daha uygun sonuçlar doğurabilir diyor. Yani arkadaşlar Anayasa Mahkemesi bu yetkiyi kendinde görse de hem doktrinde hem de kıymetli arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'nin bir kısım üyelerinin karşı oy gerekçelerinde bunun hukuka uygun olmadığının da tespit edildiğinin eleştirildiğini görüyoruz. Ancak yine Anayasa Mahkemesi'yle benzer gerekçelerle yürürlüğün durdurulması kararının verilebileceğini doktrinde de destekçi bulduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu yürürlüğün durdurulması kararı ile bireysel başvurularda geçici tedbir kararlar arasında bir fark vardır. Bunu bireysel başvuru ilişkin ayrı bir videoda ele almayı düşünüyorum kıymetli arkadaşlar. O nedenle bu, bu norm denetimi kapsamında bir yürürlüğün durdurulması olduğunu söylemekte fayda var. Anayasa Mahkemesi'nin yorum yoluyla kendinde hak bulduğu bir diğer karar da yokluk kararı türüdür. Kıymetli arkadaşlar yokluk kararı bir hukuki işlemin sahip olması gereken e, özelliklerdeki ağır sakatlıklardan dolayı hukuk aleminde hiç doğmamış sayılmasıdır. Örneğin yasalar yönünden düşündüğümüzde bu yönde bir parlamento iradesinin olmaması. Cumhurbaşkanının bu kanunu yayımlama iradesinin olmaması veya da kanunun resmi gazetede yayımlanmamış olması gibi çok ağır işlerler kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla söz konusu hukuk işlem, örneğin kanun hukuk aleminde hiç doğmamıştır esasında. Bu nedenle hüküm ve sonuçlarını da doğurmaması, idari mercilerin e, uygulayıcının bu kanuna dayanarak işlem tesis etmemesi gerekir. Bu nedenle anayasa mahkemesi böyle ağır ihlaller tespit ederse bir kanunu yokluk, şeklinde bir kanunla ilgili yokluk kararı verebileceği mi kararlarında tartışmaktadır. Ancak şimdiye kadar bu yönde vermiş olduğu bir karar olmadığını görmekteyiz. Tabi Anayasa Mahkemesi'nin bazı üyeleri karşı oy yazılarında şöyle tartışmalara girmektedir. Eğer Anayasa Mahkemesi bir kanunun Anayasa'ya aykırı olduğunu görüp iptal ederse meclis benzer ifadelerle veyahut aynı sonucu doğuracak yollarla yine bir kanun çıkartırsa bu Anayasa Mahkemesi'nin kararını etkisizleştirmek olacaktır. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi kararının etkisizleşmesini engellemek için bir, bu yeni kanunun yokluk e, şeklinde e, karar verilmesi gerektiğini düşünüyor. Bunun nedeni şu hukuk aleminde hiç doğmamış olacağı için daha ilk andan itibaren bu kanuna dayanılarak yapılan işlemlerin de hükümsüz sayılması gerektiği düşünülmektedir. Tıpkı yürürlüğün durdurulmasında olduğu gibi aslında Anayasa Mahkemesi burada bir verici kararın etkisizleşmesini engellemeye çalışmaktadır diyebiliriz. Ancak yokluk kararı vermek hüküm sonuçları itibariyle ve sebebi dayandığı temeli itibariyle çok ağır yetki sakatlıkları olmasını gerektirmektedir. İşte resmi gazetede yayınlanmama gibi veyahut da parlamentonun bu konuda bir iradesinin olmaması gibi. Bu nedenle şimdiye kadar yokluk kararı verilmediğini görüyoruz kıymetli arkadaşlar. Diğer yandan Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu, üretmiş olduğu bir karar türü de yorumlu red ya da şartlı red olarak ifade edebileceğimiz bir karar türüdür. Bu karar türünde Anayasa Mahkemesi incelediği kanun hükmünün anayasaya uygun olduğunu düşünerek başvuruyu reddetmektedir. Ancak bir şartla ki ancak ve ancak söz konusu kanun hükmünden kendisinin anladığı şekilde bir yorumlama çıkartılması şartıyla. Yani ancak kendi yorumladığı şekilde yorumlanacak ve o şekilde uygulanacak. Ancak bu şartla anayasaya uygun olduğunu kabul etmektedir. Peki Anayasa Mahkemesi neden böyle bir karar vermektedir? Özellikle kamuoyunda çokça tartışılan bir konuda Anayasa Mahkemesi'nin bir pozisyon tercih etmesi, örneğin o kanunu iptal etmesi çok bir infial yaratacak ise ve anayasa hedefler oklar Anayasa Mahkemesi'ne doğru yönelecek ise Anayasa Mahkemesi burada stratejik bir karar alma yöntemiyle Anayasaya aykırı olmadığına karar veriyor söz konusu hükmün. Ancak diyor burada bir kayıt da düşüyor. Ancak benim anladığım şekilde bunu anlarsanız ben bunu bu şekilde yorumlarım diyor. Örneğin 1990 yılında YÖK Kanunu'nun 17. maddesinde yapılan değişiklikle yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydı ile yüksek öğretim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir kanun hükmünü Anayasa Mahkemesi dönemi şartları itibariyle evet bir özgürlükçü bir kanun maddesi olması nedeniyle anayasa anayasaya uygundur diyor. Ancak zira bunun anayasaya aykırı olduğunu tespit etmesi demek anayasa mahkemesinin özgürlükçü olmadığı yönünde tartışmalar ortaya çıkaracaktır. Anayasa mahkemesi buradan çok büyük zarar görecektir. Şimdi anayasa mahkemesi burada düşünüyor ki ben bunu anayasa uygun olarak göreyim ama bir yandan da layıklık ilkesini düşünüyor. E, layıklığın katı bir yorumunu yaparak ancak laiklik ilkesi çerçevesinde işte başörtüsü takanlar vesaire bu kapsam dışındadır. Eğer uygulayıcılar bunu bu şekilde uyguluyu uygulaması kaydıyla bu şartla bu söz konusu hükmün anayasaya uygun olduğuna ve bu nedenle de başvurunun reddedilmesi gerektiğine karar veriyor. Kıymetli arkadaşlar e, tabi zaman içerisinde söz konusu laiklik çerçevesindeki anlayışlardan dolayı bu e, tartışmaların artık eskide kaldığı görülmektedir. Ancak buradaki şu tartışmaya çok dikkat etmekte fayda var. Anayasa Mahkemesi bir şekilde bu kanunun anayasaya uygun olduğunu ortaya koyuyor. Peki uygulayıcı Anayasa Mahkemesi'nin anladığı şekilde bu düzenlemeyi anlamak zorunda mı? Bu da yani gerekçesi Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kanun hükmünün anayasaya uygun olduğunu, uygun olduğuna karar verirken ortaya koyduğu gerekçeler ile uygulayıcı bağlı mı? Yani bu gerekçelere riayet etmek zorunda mı? İşte bir görüş ve Anayasa Mahkemesi'nin kendisi de bu yönde düşünüyor. Benim gerekçelerime doymak zorundasınız diyor. Diğer yandan diye önemli bir kısımda Anayasa Mahkemesi'nin daha sadece hükmüyle yani kanun anayasaya uygundur, aykırıdır bu kararıyla bağlıyken gerekçesiyle bağlı değildir diyor ve Anayasa Mahkemesi'nin bir kanunu ne şekilde yorumladığı bizi bağlamaz. Biz uygularken o kanunu e, yeniden yorumlayabiliriz şeklinde bir görüş olduğunu söylemekte fayda var. Ancak Anayasa Mahkemesi benim gerekçemle de bağlısınız diyor. Gerekli yani bir kanun niye uygun ya da niye aykırı görüyorum. Bu ortaya koyduğum gerekçelere de bakmak zorundasınız diyor. Bunun şöyle pratikte şöyle bir sonucu olabilir. Bu kanun mesela 10 yıl şartından bahsetmiştik 10 yıl sonra tekrar önüme gelirse bu sefer benim gerekçemle bağlı kalmadığınız için iptal ederim ee, söz konusu düzenlemeyi bu kez iptal ederim diye bir tehdidi de elinde bulundurduğunu söylemekte fayda var kıymetli arkadaşlar. Peki anayasa mahkemesinin kararlarının ne gibi sonuçları vardır? Bir kere Anayasa Mahkemesi'nin kararları erga omnestir kıymetli arkadaşlar. Yani herkes için bağlayıcıdır. Bunu niye ifade ediyoruz? Bunu bireysel başvuruları tabi ayrı tutarak söylemekte fayda var. Onun için dediğim gibi ayrı bir video e, ders konusu yapacağız. Erga omnes herkes için bağlayıcı olması yani kanun iptal ettiğinizde artık o kanun yürürlükten kanun hükmü yürürlükten kalkacağı için hiç kimse için uygulanmayacaktır. Ya da Anayasaya uygun olduğuna yorumlayacaksanız bütün merciler için bu e, bağlayıcı hale gelecektir. Bu nedenle herkesi ilgilendirmektedir. Kıymetli arkadaşlar. Diğer yandan Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Yani Anayasa Mahkemesi bir karar verdikten sonra artık bir başka organın bu kararı iptal etmesi söz konusu değildir. Örneğin bir kanun iptal edildiyse artık edilmiştir. Benzer yönde Anayasa Mahkemesi özür dilerim yasama merci bir karar çıkartabilir. Evet bir kanun çıkartabilir. Cumhurbaşkanı benzer yönde bir kararname çıkartabilir. Ancak bu Anayasa Mahkemesi kararını etkisizleştirmek olacağından yine Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılabilir. Anayasa Mahkemesi yine aynı gerekçelerle iptal edebilir. Bu işin arkasını dolanmaktır. Ancak temelde baktığımızda Anayasa Mahkemesi'nin kararı kesindir kıymetli arkadaşlar. Bu kesinlik tabi bir önceki videoda yine bahsetmiştik. İşin esasına girerek verdiği red kararları 10 yıl boyunca Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelemez. Yani aynı gerekçeyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuramazsınız. Ancak 10 yıl sonra yine aynı kanun hükmünün anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası yani itiraz davası açabilirsiniz. Somut norm denetimi ne başvurabilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Burada yargılamanın yenilenmesi kurumuna özellikle dikkat çekmekte fayda var yine kesinliğin bir istisnası olarak özellikle kıymetli arkadaşlar siyasi partilerin kapatma davalarında ve yüce divan sıfatıyla verdiği kararlara karşı yargılamanın yenilenmesi e, istenebilir. Burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu ihlal kararlarından dolayı da yine örneğin siyasi parti kapatma davasına karar verdi Anayasa Mahkemesi ve bu Ahim'e gitti. Ahim de bu parti kapatma davasının sözleşmeye akır olduğundan bahiste ihlal kararı verdiyse söz konusu parti yeniden A A Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak yargılamanın yenilenmesini talep edebilir. Tabi burada e an bir yıl içerisinde başvuracak. Yargılamanın yenilenmesi için tabi Anayasa Mahkemesi bunu esasa ve kabule Değer bulmalıdır. Yine Anayasa Mahkemesi'ne bir takdir yetkisi verildiğini görüyoruz kıymetli arkadaşlar. İki istisna, yani kesinliğinin iki istisnası bu. Diğer yandan bu kararlar bağlayıcıdır. Yasamayı, yürütmeyi ve diğer yargı organlarını bağlar bu kararların. Kıymetli arkadaşlar. Peki az evvel bahsettiğim gibi ile bağlı mıdır diğer organlar? Anayasa mahkemesine göre gerekçeyle de bağlıdırlar. Ancak örneğin Danıştay diyor ki yargı yerleri de iptal edilmeyen bir kanunu yeniden yorumlamakta farklı bir şekilde anlamakta serbesttir. Kıymetli arkadaşlar. Bunu ifade etmekte fayda var. Gerekçenin bağlayıcılığı, hüküm bağlayıcı. Hükmü yani bir iptal kararı vermek ya da red kararı vermek konusunda bir Problem yok. Ancak gerekçenin bağlayıcı olup olmadığı e, çok ciddi bir tartışma konusu. Örneğin Danıştay gerekçeyle bağlı olmadıklarını ifade etmiş kararında. Kıymetli arkadaşlar e, Anayasa Mahkemesi'nin kararları geçmişe yürümez. Resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren geçerlidir. Ancak geçmişe etki etmez. Zaten sırf bu geçmiş, geçmişe etki etmemesinin doğurabileceği olumsuz sonuçlardan dolayı dikkat ederseniz yürürlüğün durdurulması, yokluk e, gibi e, karar türleri üretmeye çalışmıştır Anayasa Mahkemesi. Ancak onlar haricinde kararlar geleceğe etkilidir. Tabi öne somut norm denetimini düşündüğümüzde bir mahkeme kanun hükmünün anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle anayasa mahkemesine başvuruyordu hatırlarsanız. O dava bundan istisnadır. Anayasa mahkemesi işte o örneğin kanunun hükmünün anayasaya aykırı olduğuna tespit ederse o davada hakim artık onun bir anayasaya aykırı hüküm olduğunu dikkate alarak onu uygulamayarak davasını sonuçlandıracaktır. O dava açısından bir istisna var. Ama Danıştay ve Yargıtay Bilhassa eldeki davalar bakımından anayasaya aykırılığı saptanmış olan kurallara göre görüşülüp çözümlenmesini hem anayasanın üstünlüğü prensibine hem de hukuk devleti ilkelerine aykırı olacağını düşünmüştür. Diğer yandan e, şimdi böyle düşünüyorsunuz ama şimdi anayasa mahkemesi örneğin e, kararını veriyor. E, Gerekçesini sonuçta Anayasa Mahkemesi'nin kararları resmi gazetede yayınlanmadan ve gerekçesi hazırlanmalıdır. Ancak Anayasa Mahkemesi bu gerekçenin hazırlanması kıs aşamasının uzun süreceği zaman dönemlerde medyaya bunu ilan ediyor. İşte ben bu kanunu iptal ettim. Anayasa aykırı olduğu için veya iptal etmedim gibi. Eğer kanun anayasa aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilecekse bu açıksa bunu medy diğer mahkemeler örneğin Danıştay ve Yargıtay şunu yapıyor kıymetli arkadaşlar. İşte Anayasa Mahkemesi kararını verene kadar eldeki davaların bekletici neden yapıla, yapılması ve bekletilmesi gerekiyor. Ki diğer davalarda anayasaya aykırı olduğu bilinen ancak henüz yürürlüğe girmemiş, resmi gazetede yayınlanmadığı için Anayasa Mahkemesi kararı yürürlüğe girmemiş olan kanunların mevcut davalara uygulanarak hukuka aykırı sonuçların oluşmasını engellemek için yani toplumsal ya sosyolojik olarak meşruiyetini kaybetmiş kanun hükümlerinin uygulanarak olumsuz sonuçların oluşmasını engellemek için Danıştay ve Yargıtay davaların bekletilmesi gerektiğini ifade ediyor. Yani her ne kadar geçmişe yürütülemese de Anayasa Mahkemesi kararları Danıştay'da ve Yargıtay'da o anda görül bakın eğer davalar şimdi Anayasa Mahkemesi kararını vermeden önce davalar görülmüş, sonuçlanmış, kesinleşmiş. Eğer kesinleşmişse yani Danıştay'da da, Yargıtay'da da kesinleşmişse yapacak bir şey yok. Evet, o davalar yeniden açılmaz. Ancak henüz kesinleşmemiş. İdare veya adli yargıda henüz derdest olan, görülmekte olan davalarda söz konusu anayasaya aykırıla tespit edilmiş olan kanun, kanun hükümlerinin uygulanmaması gerektiği ifade ediliyor. Eğer Anayasa Mahkemesi'nin bir kanun hükmünü iptal ettiği açık ancak henüz yürürlüğe girmemişse de söz konusu davalarında bekletilmesi gerektiği ifade ediliyor. Kıymetli arkadaşlar bunu unutmamak lazım. Bunun bir istisnası da ceza kanunlarıdır. Ceza kanunlarında lehe kanun uygulanır kıymetli arkadaşlar. Örneğin Anayasa Mahkemesi bir ceza hükmü oluşturan bir kanunu iptal etti diyelim. Tamamen fiktif, kurgusal örnek veriyorum. Örneğin kasten öldürme suçu 20 yılla cezalandıran bir kanun hükmü var. Bu cezayı, bu, bu kanun hükmüne dayalı olarak da 20 yıl hapis cezası almış bir kişinin hapiste olduğunu görüyoruz. Anayasa Mahkemesi bu cezanın ağır olduğundan bahisle iptal ettiğini düşünelim. Ve yeni düzenlemeye göre mevcut kanun hükümleri çerçevesinde kişinin alması gereken cezanın da 10 yıla kadar düşürüldüğünü kabul edelim. Yeni o kanun iptal edildikte o hüküm iptal edildikten sonra yeni dizayn edilen çerçevede bu sefer lehe kanunu uygulanacağı için kişi için kişinin cezasının bu 10 yıl la tabi olduğunu kabul etmek durumundayız. Neden lehev kanun uygulanacağı için doktrindeki yaygın kanaat bu şekilde kıymetli arkadaşlar. Bunu bunu söylemekte fayda var. Diğer yandan Anayasa Mahkemesi vereceği kararlarda kanun koyucu gibi hareket edemez. Tabi burada kanun koyucu gibi hareket etmekten kasıt yani bir kanun iptal ederken örneğin ist öngörülen istisnaları iptal ederek kanun olanını genişletmesi veyahut da onun kanun koyucunun hiç öngörmediği şekilde yorumlanmasına sebebiyet vermesi arzu edilmemektedir. Buradan anlaşılması gereken bu. Ancak çok genel bir kavram olduğu için tespit etmek mümkün değil. Örneğin Anayasa Mahkemesi seçim çevresini oluştur, seçim sistemi örneğin hem ulusal milletvekili seçim kanunu ilişkin videoya bakabilirsiniz. Hem ulusal seçim barajı var hem de seçim çevresi seçim barajı var. Anayasa Mahkemesi bu kanun geldi seçim çevresi barajını iptal ediyor örneğin iptal ettiğinde bu sefer sadece ulusal seçim çevresi barajı ortaya çıkmış oldu. Ha yasama organının hiç öngörmediği bir seçim sistemi oluşmuş oldu böylelikle. Şimdiye kadar da bu seçim %10 seçim barajlı, ulusal barajlı seçim sistemini kullanıyoruz. Tamamen Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrasında. Örneğin ya da afganla ilişkin yine Anayasa Mahkemesi'nin istisna iptal ederek afganla kapsamını genişlettiğinden bahsetmiştik. Bu da yasa koyucunun o ana kadar öngörmediği bir düzenlemeydi hatırlayacak olursanız kıymetli arkadaşlar. O nedenle kanun koyucu gibi hareket etmekten kastı ne olduğu tam bilinememektedir diyebiliriz. Diğer yandan son olarak Anayasa Mahkemesi'nin kararları gerekçeli olmalıdır. Aslında bütün mahkeme kararları gerekçeli olmalıdır. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararının özellikle gerekçeli olmasına gerek yok. Yani zaten her yargının kararı gerekçeli olmalıdır ki o kanun hükmünü neden iptal edildiği ya da neden iptal edilmediği gerektiği gibi izah edilebilsin. Ancak az evvel de dediğim gibi gerekçenin yazılmasının uzun süreceği ve bir kanun iptal edildiğini ya da edilmediğinin Beklenti oluşturulduğu durumlarda bunun bir medyaya önceden açıklama şeklinde yapıldığını görüyoruz. Medyaya açıklamanın hüküm ve sonucu var mıdır? Yoktur. Kanunun yürürlükten kalkması ya da meselesi resmi gazetede yayınlanmasıyla olmaktadır. Gerekçeli bir şekilde resmi gazetede yayınlanmasıyla olmaktadır. Anayasa mahkemesinin sadece önceden bir bildirme, vazifesini kendinde gördüğünü söyleyebiliriz. Ancak hukuken bir bağlayıcılığı yoktu kıymetli arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'nin karar türleri ve bu kararların sonuçlarına ilişkin olarak da söyleyebileceğim bunlar. Eğer görüşleriniz olursa, farklı yönde sorularınız olursa da yorum yoluyla benimle paylaşmayı unutmayın kıymetli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.